Sub modu alalım abi. Sub modu alalım arkadaşlar. Biliyorsunuz niye sub modu alıyoruz? Spoiler abi. Yani spoiler veriyorlar. Spoiler verdikleri için keyfimiz kaçıyor. Hikaye modlu, yeni çıkan hikaye modlu oyunlarda sub mod gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden çok özür diliyorum sizlerden. Kusura bakmayın. İzlemeye devam edebilirsiniz. Sadece yorumlarınızla birlikte eşlik edemeyeceksiniz. Umarım yanlış anlaşılma olmaz. Çok teşekkür ederim Enes bu arada. Oyunu daha %4'ünü bitirmişiz lan. Az bir şey oynadık ya. Bir hafta, aynen öyle. Unutmuş olabilirler. Onu bir haftaya çekebilir miyiz? Spoiler için yanlış anlamaya meal olmasın. Aynen efendim. Spoiler için yanlış anlaşılmasın. Şimdi abi Call of Duty oynadıktan sonra da direkt böyle etraftan envanter toplayacakmış gibi hissediyorum kendimi. Doc's made huge breakthroughs his whole career, but it's always been upstaged, usually by Oscorp. This time, it's going to be different. Hep Oscorp firmasının gölgesinde kalmış yaptığı projeler şu ana kadar doktorumuzun, ama bu sefer işler değişecek diyor. İnşallah diyoruz biz de. E-mail'i çek et, kontrol et daha doğrusu. Şimdilik gerek yok. Graduation. Feels so long ago. Evet, mezuniyet. I interned for Doc in college. Oğlum, ben amcası Didn't sandım lan, realize I could do doktormuş as bu da. much good for the world in a lab coat as I could in tights. Maybe more. Evet. Peter, the revelation of your second job as Spider-Man suit crafter. Is that the right term? Is a reminder of the good man and partner you No matter how hard you work, no matter how hard you work, you still find time to help others. Birinci olduk Ayşe az önce ya. And I took the liberty of sketching up some of my own improvements. Bunlar da seslen. Evet, örümcek adam mı? Nasıl istersen. Beyaz Spider'a? Oha. Bunlar nasıl açıldı? Ne ara açıldı lan? Direkt mi şey oldu? Hold X to craft the advanced suit. New suit and suit power unlocked. Press X to continue. Tamam. Bir dakika dur. Suit power. Her suit'in farklı bir gücü var abi. Oho. Hybrid biomembrane rapidly generates focus for a short time. Oho. Use the suit power minus fat back to any previous suit power. You have unlocked press X to continue. Suits can also be upgraded. Bayağı ıvır zıvır var burada ya. Use tokens to create suit mods. Press X to continue. Suit mods increase your utility and boost your offense and defense. You can equip 3 suit mods and that should do it. Biraz RPG gibi yani, öyle mi? Ne oldu böyle be? Yükleme mi yapıyor? Kıyafetimiz değişince bayağı bir havalara girdi Spiderman. Vay 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 vay. Getting much coverage. I should look for more towers to activate. Hoppa. Spider-Man, I think I figured out how Fitz's men are keeping his rockets running. Şu yeterli herhalde. Shut down when he was arrested? No, it's one of his legitimate businesses. Green Beach. We can't act without cause. But now you've got that, right? Evet, etraftaki ıvır zıvırları görmeye başladık bile. Bu backpackleri falan toplasak mı? Abi bir sürü şey var etrafta ya. Evet, şimdi mesela şeye girsek. Ha, buradan olmuyor mu?
Sadece bizim kıyafetler şeyden mi değiştiriyor? Direkt buradan değiştirmiyoruz herhalde. Nedir o? Merkeze mi gitmemiz lazım? Şurada bir şey daha var. Oraya gidelim ya. Woohoo! Woohoo! Geçtik mi lan? Geçmedik değil mi? Hoppa, geldik vallahi, süper. Haydi bakalım. Yani neredeyse oldu. Harika. Ha, farklı silikler takabiliyor muyuz menüden? Bakalım. Bunlarla etkileşimimiz nasıl oluyor mesela? Oğlum yanına Spider-Man gelmiş, sen hala telefonunla oynuyorsun lan. Ayıp be kardeşim. Foto mod geç abi. Ha dur. Şuradan mı lan? Aynen. Ha suite'ler. Şimdi bu nedir? Advanced suite. Hibrit, rapid generates, focus for a short time. Kısa süreliğini arttırıyor. Klasik kıyafetimiz hasar almış durumda. Available dediği ne oluyor? Bunlar bozuluyor. Tekrar mı yaptırıyoruz? The suite also unlocks web blossom. Deep into the air and web everything inside. Backpack tokens. Ha bunları açabilmemiz için oluşturulan şeyler bunlar değil mi? Mesela İki tane backpack token istiyor bu. Bir tane base token istiyor. Bunu açamıyoruz yoksa. Anladığım kadarıyla. İşinden yeni gelmiş yorgun bir adamdan ekrana hayat veren ve hayata yaşayarak herkese selamlar. Keyifli akşamlar efendim. Seviliyorsunuz. Hoş geldin kuşçu. Az önce Black Ops 4 oynadık hocam. Bayağı güzeldi ya. Yayın tekrarından bakarsın inşallah bir ara şöyle kısa kısa. Bunları direkt takamıyor. Evet bunları unaffordable diyor. Şunu takabiliriz bir tek. Unaffordable. Bunlar tamamen şu şeyle alakalı. Requirements, Crime Tokens, Landmark Tokens. Bunlar da... Aa çok güzel yalnız ya. Şu neydi ya? Noah Spider-Man öyle bir şeydi. Gerçi burada diyor Scarlet Spider Suite diyor. Noah Suite diyor. Klasik Suite. Bu Advanced Suite'miş. Advanced Suite kalsın şu an üzerimizde. Şimdi bunlar ne? Suite Power. Bunları değiştirelim. Aa bak işte bunlar. Sen neymiş? Shell padding reduces incoming melee damage. Bunu takabiliyor muyuz? Bir dakika, niye olmuyor? Ha, bir dakika, bu da mı şey? Requirements diyor. Backpack tokens falan. Backpack toplamamız lazım öyle mi? Landmark tokens increases the range of the AR scanner to show items enemies further. Ha. O da neyse efendim. Selçuk Prime'la abone oldu. Çok teşekkür ederim efendim. Aramıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aleykümselam efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Tamam abi. Bu kalsın o zaman. Biz etraftan token toplayacağız. Yeteneklere bakalım. Available point 1 diyor. Şimdi. Biz bunu açtık değil mi? Bunu da açmış gözüküyoruz. Bir de bu var. Bu ne? 2 mi istiyor? 1. Wave throw knocks enemies drawn. Değil mi? Bu kalsın. Perch takedown. Ha, innovator. Şu iyi ya. Şu uzaktan ateş edenler bayağı bir sıkıntı abi. Ama sanki biraz ağır işliyormuş gibi süreç. Şunlar nedir? Perfect it. Press just as an attack lands to generate bonus focus. Fena olmaz aslında. Bu focus bayağı işimize yarayan bir özellik aslında. Dodge window, increases timing window, perfect hocam. Hmm. Hoş. Bu bayağı iyi abi. Bu benim işimi görecek. Bu da iyiymiş ama neyse harcadık bile. Diğerlerine bakmadan harcadık hem de. Quick zip varmış bak mesela. Air Attack da bayağı iyiymiş. Bu şey dün bakmıştık buna. Air Marshal. Ama önce bunu almamız gerekiyor oraya gitmeden evvel. O yüzden bu daha iyi. Bu bizim counter sırasındaki maviye çalıyor ya daha fazla fokus kazanmamız için. Press.
Onun aralığını arttırıyor. Şurada bir olay var. Gidelim. FIFA'nın fiyatı 150 lira ucuzlamış mı? Araban vardı lan orada. Oğlum Spider-Man'sin, yerden koşarak arabayı yakalamaya çalışıyorsun ya. Yürü. Geliyorum. Spidey is coming. Bana mı sıkıyorsunuz lan? Arabanın üzerine atlamanın bir yolu yok mu ya? Aha gördüm sanki. Ha, üçgene basmam gerekiyor. Peki. Ama belli bir mesafeden çıkıyor herhalde o. Hah işte bu. Ne yapıyorsunuz lan? Çakal evlatları sizi. Hop. Bu gitti. Başka var mı? Ayıp değil mi lan? Gel buraya. Bu da gitti. Geriye bir tane abimiz kaldı. Lan. Aman ha. Ayıp oluyor gençler. Çık bakayım. Arabayı da durduralım. Durduramadık mı lan? Durdurduk herhalde değil mi? Geç mi kaldık biraz? Ölen ya da yaralanan var mı kankalar? Oldu herhalde. Güzel. Ulan sizin işinizi de biz yapıyoruz ha. Üstelik maaşsız. Hadi bakayım yine iyisiniz. Korkmayın ulan hallettik problemi. Merhabalar. Ben dertlere derman Spiderman. Beraber bir fotoğraf çekinelim mi? Bir dakika foto moda girince ne olacak abi? Hmm, böyleymiş. Neyse şu anda. Continue abi istedim. Ha evet işte bunu istiyorum ya. Allah fotoğraflarını çekince hepsi hemen böyle bir şekle girdi tabii. Şimdi şurada bir kule var. Şurada backpackler var. Şuradaki backpack'e doğru bir gidelim bakalım. Oğlum şey güzel yani. Örümcek adamı kontrol etmek güzel olduğu için ben bu etraftaki backpackleri, backpackleri falan toplarım. Sıkıntı yok. Yalnız abi burada hiçbir şey yok. O zaman normal koşacağız yani. Pardon. Pardon. Evet tekrar hız kazanabiliriz. Hop. Hop bir dakika şimdi. Nereye gidecektik? Biz backpack'e gidecektik. Etrafta çeşit çeşit böyle anlık olaylar oluyor ama gidelim bakalım madem öyle. Oyuna yeni başladık. Şunları bir yapalım. Şurada. Hoppa! Merhaba gençler. Oha oğlum ne oluyor lan? Fuck öldün mü lan? Konuşuyor ama gitti bile. Yapacak bir şey yok abi. Talha downgrade var diyorlar. Var mı? Ya görsel olarak benim hoşuma gitti Black Mist ya. Hani bir yan yana getirmek lazım. Gördüğüm ekran görüntülerinde var gibi duruyordu. Her ne kadar yapımcı firma yok dese de var gibi duruyordu efendim. Ama diğer yandan şu andaki hali oyunun bence gayet açık dünyada bu kadar hızlı ilerlediğimiz bir oyun için gayet yeterli abi bence. Yani yeterli değil, gayet güzel öyle söyleyeyim. Ben backpack ayarlıyordum. Ne oldu yahu? Heh. Şuradaki kuleye gidelim madem öyle. Hoppa. Geldik mi? Şunu bir açalım bakalım. Tamamdır.
Kaç metre mi? Bilmiyorum ya. Bir 20 metresi var gibi geldi bana. Volkan hoş geldin. Evet, bir noktayı daha açtığımız içindir ki çeşitli backpackler gözüktü. Hatta ileride bir şey daha var, kule daha var. Şimdi şeye bakacağım ben. Şurada bir alan da var. Acaba her yeri açsak mı şöyle bütün kuleleri? Kafamız rahatlayacak mı? Şuraya gidelim mesela. İşaret bile koymadım hatta. Ben gördüm orayı. Hop. Hoppa. Bu sesi benden çokça duyacaksınız büyük ihtimalle arkadaşlar bu yayın boyunca. Evet, Spider-Man yayınlarında bolca hoppa falan gibi sesler duyacaksınız. Aha biz hangi özelliği açtık lan öyle? Battle Focus açmışız. Aa, nasıl yaptık bunu? Bilmiyoruz ki abi, daha oyuna yeni başladık işte. Bir şeyler açıyoruz kapatıyoruz ama. Benim çömez Spider-Man olmam gerekiyordu mantık olarak. Mesela burada bir polis istasyonu var. Ne işe yarıyor bu polis istasyonu? Aha 230 metre ileride yine bir hainlik, yine bir çakallık, yine bir hayvanlık ve yamyamlık yapılmış efendim. Bir gidelim bakalım. Rojilat hoş geldin, sefalar getirin. L3R3 değil mi? Bana da öyle gibi geldi Selçuk. Hani şey gibi. God of War'daki Spartan Rage gibi. Bu tarz özellikleri de niyeyse zaten L3 ve R3'e atıyorlar. Şurada bir kule daha var ya, gidelim açalım. Zaten zevkli iş yani. Hop, selamlar gençler. Şöyle biraz da yürüyelim ya. Abi ne diyorsun sen ya? Neyi suspending ya? Allah'ım ya Rabbim, delireceğim ha. Devam abi. Evet. Evet. Biraz daha alışmaya başladım sanki ya kontrollere. Böyle yaparsak. Olması lazımdı. Oğlum daha ne yapayım işte, al. Baga falan girmiyor değil mi boyun? Hah. Ufacık bir şey kalmış böyle. Financial District. Şuradaki backpack olayına bir gidelim abi madem öyle. Orada bir ana görev var ama ana görev öncesinde şu backpack olayına bakalım. Berk Sara, çok teşekkür ediyorum efendim. Bir bit göndermiş, seviliyorsun demiş. Teşekkürler, sağ olun, var olun efendim. Abi köşeleri dönmek falan da güzel ya. Nerede şimdi abi bu backpack? Hop. Lan! Az kalsın gidiyorduk ha. O kadar hoplayıp sızdıktan sonra bu çok da şey gelmiyor, karizmatik gelmiyor. Ha, backpack şurada. Buradan içeriye falan girilmiyor değil mi? Nerede olabilir ki? Silahlı milahlı falan diyor. Polislerden haber geliyor ama ben şu anda çantamın peşindeyim efendim. Şöyle bir dursun ya. Nerede lan bu backpack? Burada falan mı lan? Bak bak, bir ses geliyor.
Bir dakika, aşağıda mı acaba? Allah'ım buradaymış ya. Bu ne lan? Bak bak. Dur bakayım. Gel lan buraya. Atabiliyor muyuz buna? Aa, attım sanki. Neyse sen. Aa, şurada bir olay var. Koşun. Mevzu var. Hop, pardon. Hop. Güm. Selamun aleyküm gençler. Allah'ın selamını veren Spider-Man geldi. Müslüman Spider-Man oğlum bu. Gel lan buraya. Silah kullanmıyoruz çocuklar. Anlıyor musunuz? Silah kullanmıyoruz abi. Güzel. Biraz daha alışsam var ya, çok güzel olur. Oo, crime tokens kazandık. Düşmana 3 defa bir şeyler fırlat diyor. Onlar hayvan gibiydi. Ne zannediyorsun hanımefendi? Benim gibi yakışıklı bir Spider-Man'le kolay kolay karşılaşamazsınız. Meşhur öpücüğümüzden yapmak ister misiniz? Spider-Man öpücüğü tersten. Anlıyor musun? Sizi kurtardık o kadar. Dur şöyle yapacağız şimdi. Pardon. Birine yanlışlıkla ağ attım herhalde. Beyefendi özür diliyorum. Size yanlışlıkla ağ attım. Hey, Jameson can kiss my ass. Neyse devam edelim. Hoppa. Selamlar gençler. Merhabalar, merhabalar. Çok meşhur oldum biliyorum. Ben Spider-Man olsam direkt Spider-Man gibi bir karakter olurum herhalde ya. Got jumped by these dudes by ha, sosyal medyası var değil mi bu oyunun bir de? Hareket listesine yeniler gelmiş. Web troll. Halt. Aha! Çok iyiymiş lan. Sevdim bunu. Çok fazla hareket var ya. Hangi birini yapacaksın abi? Evet. Şöyle güzel. BF1 Premium beleş oldu abi, yumula ben. Yok ya Volkan, teşekkür ederim abi. Oyunu normal zorluk seviyesinde oynuyorum. Hayaller Şehri. Şuradaki görüntü güzel işte. Peki. Sivilleri dövme var mı ya bu oyunda? Yok yapmayalım abi böyle bir şey. Bak ileride tam önümüzde crime token varmış abi. Hadi gidelim. Spider-Man geliyor anacım. Kaçalım bakayım. Nerede abi? Nerede lan? Aa yan sokaktaymış. Pardon. 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 Evet geldim efendim. Hop aman ha. Yedim. Dayak yemiyorum abi. Şu anda dayak yemiyorum. Hop. Ulan bu kadar adam ayıp değil mi lan? Oha bu sefer yedim işte. Hop gel bakayım buraya. Şunu bir belini kıralım evvela. İşte bu. Gel bakayım sen buraya. Hoppa. Black Beast 25 bit için çok teşekkür ederim efendim. Müsaadenizle şu arkadaşın kafasını bir kırayım şununla. İşte bu. Güzel. Ya bu yan görevleri yapa yapa hem crime token toplayıp hem de şey yapabiliriz ya. Biraz böyle daha Spider-Man'e alışmak lazım. Çok teşekkür ederim Mehtapçığım. Nasılsın? Oy senin tipini seveyim ben. Lan o ne? Oha! Niye ateş ediyorsun lan? Aaa vay çakal evladı. Kız girdin mi içeriye sen yine? Ağzını yüzün yiyeyim senin. Ahanda tuzlu. Parti 3 Pride
Ne bu kapa Franker? Ne abi bu ya? Neye gönderdin anlamadım. Ne bulduysa göndermiş adam. Abi Battlefield 1 kaptın mı orijinde? Yok kapmadım abi. Bu saatten sonra Battlefield 1 oynayacağım zannetmiyorum. Hani oynarız belki diyeceğim de hiç sanmıyorum abi. 5 çıkıyor. 5'i oynayacağım. Yine de beleş olduğu için bir bakarız. Bu neymiş mesela? Şu neyi tekabül ediyor? Teşekkür ediyorum Mehtapçığım. Octavius Industries, Greenwich Polis Departmanı. Burada polis departmanı. Polis departmanlarında ne yapabiliyoruz? Evvela şu haritayı bir açalım mı lan? Bütün kuleleri falan bir açalım abi. Mis gibi olsun burası. Ne dersiniz? Bence öyle yapalım abi. İşaret koyalım bunu abi. Tamam şöyle şimdi çıkalım. Gerçekten Spider-Man olmaz değil mi? Tabii canım normal sıradan bir adam düz duvara tırmanıyor yani. Sıradan bir adam düz duvara tırmanıyor abi. Şey mi girdi içeriye? Mimti mi girdi? Koşalım tepeye doğru. Go 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 go. Aha hala şey ya gelmedi namusuz. Çıkmıyor mu? Ben o şarkına tüküreceğim şimdi. Yayınımı kesecek o benim. Aha! Selamlar gençler. Ne işiniz var lan siz burada? Ben bile zor çıktım buraya. Oha! Ağzımı kırdı. Şunun bir kafasını kıralım evvela. Seni sonra bırakacağım genç. Al bakayım şunu. Gel bakayım koca oğlan. Kafayı bir kıralım eve. Hop 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 hop. Şunu bir halledelim. Aslında ben büyük olana yapacaktım bunu ama sağlık olsun. Oy! Hoppa! O aşağı gitti. Öldü büyük ihtimalle. Şöyle iyi. Güzel. Son Trabzon'da ne zaman kostüm yapıyoruz? Kısmet. Kısmet efendim. Dur ben şu mimtiyi bir çıkarayım odadan gençler. Bir saniyenizi rica edeceğim. Ağzına tükürdü mü kedisi? Ne yapıyorsun kız sen burada? Gel. Gel canımın içi bak. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Şu sevimlilik. Kız patileme benim mikrofonumu. Dur iki dakika bir şey göstereceğim. Görüyor musunuz abileri ablaları? Patileye bak. Ne kadar da sevimli değil mi? Kız ne? Hadi yallah dışarı. Lan kapıda pusu mu kuruyorsun? Ne yapıyorsun? Kapı açılır açılmaz içeriye dalıyorsun. Gelme lan. Şükür. Ortalığı iyi dağıtmışız. Kaplamalar falan fena değil bu arada ya. Baksana abi yani. Kış 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 kış. Gelmişken şuradaki backpack'i de halledelim. Şurada mı acaba? Abi. Sürekli böyle şeyle uğraşacak halimiz yok ya. Şuraya falan mı bıraktık acaba? Ses geliyor ama. Ulan tam tepesinde mi acaba bunun? Aynen. Gel bakayım. The infamous dumpling recipe. Should have come with step 10. Try not to burn everything in MJ's apartment. Neymiş? Chinese Park Dumplings. Kapsayız.
Bayağı bildiğin Chinese pork dumplings. Allah Allah. Mission skills. Hala yok şeyimiz. Tamam. Ana göreve gitmeden önce biraz daha mı dolaşsak acaba ya? Backpack'leri toplasak. Çünkü backpack token istiyor bunlar. Ne oluyor efendim? Stay in the shadows. Çok teşekkür ederim efendim. Twitch Prime'le ikinci ay aboneliği. Kesenize bereket. Sağ olun, var olun. Acaba başka bir kedi daha olsa Mimti'nin huyu falan değişir mi? Değişir herhalde efendim. Niye değişmesin? Değişir büyük ihtimalle. Şöyle gidiyorum abi ben. Haritayı adam akıllı açalım, ondan sonra bakarız. Ohohohoho! Şöyle birazcık koşalım. Şöyle. Hop. Çok akıcı oyun ya. Şeyi hatırlayan var mı? Cell Shaded Spider-Man oyunu vardı ya. Ultimate Spider-Man miydi ya? O da aslında bayağı güzeldi abi, biliyor musunuz? Ya o dönemi için. Bununla kıyaslamak için söylemiyorum ama. Ben sevmiştim bu oyunu bayağı. Ultimate Spider-Man miydi ya? Cell Shaded hiç fena değildi bence. 800 metre kalmış. Metrobüs bizden hızlı gidemez gençler. Benim bahsettiğim Ultimate miydi abi peki? Hoppa. Bu işi biz hallettik ama yine de teşekkürler. Hadi bakalım. Hell's Kitchen. Allah Allah. Ne şey mi var burada? Neydi o adamın adı? Psikopat bir aşçı var ya, program falan var Hell's Kitchen diye. Ona mı gönderme yapmışlar acaba? Ultimate Spider-Man gerçekten iyiydi. Simülasyon gibi örümcek ağ atıyorduk. Cell Shaded grafikte. Aynen, tamam. Cell Shaded grafikte olan. Başka da yok herhalde. Çizgi roman havasında gibi görselliği vardı. Aynen. Ya grafik cartoon olan. Ne diyorlardı? Unuttum o grafik şeysini. Cell Shaded abi işte. Cell Shaded grafikleri vardı. Şu şey ne oluyor abi? Bu polis noktaları neye tekabül ediyor? Bunlardan görev falan mı alıyoruz? Ya korkmayın arkadaşlar, benim ailenizin dostu Spiderman. Merhabalar. Polislerin siyahilerden oluşması da beni benden aldı ha. Ha, bir tane esmerimsi bir abimiz varmış. Şöyle gidelim. Müzik de hemen giriyor ya araya. Ah. Tamamdır. Hoppa, harika. Güzel. Yani şunları açayım ki bir daha uğraşmayayım diyorum ya. Gerçi gerek yok mu acaba?
Bir artık ana görev mi yapalım ne? Şunlar, ha, Octavius Industries demiştik. Polis departmanı. Bunlar ne işe yarıyor bilen var mı? Bitiren arkadaşlardan. Burası da polis departmanı. Buralarda ayrı görevler falan mı var? Burası benim ev. Benim eve gidince bir şey oluyor mu onu bilemedim. Çeşitli bölgelerde crime, yani suç sayısı falan var benim anladığım kadarıyla. Peki. Buraya kadar geldik. Şuradan devam edelim bari. Kamerayı sol alta mı alayım? Herkes dün sağ altta baya şeydi. Sağ üstte pardon. Okeydi. Şu anda onu alamayız efendim. Bir sonraki yayında alalım. Yani dün sorduk. Herkes o konuda mutabık olduğu için o tarafa aldıydık. Ulan gereksiz şey açtık ha. Neyse cam basarız fena mı? Fulleyelim canımızı. Kapatabiliyorsak kapatalım bunu. Oha. Dur şöyle yapalım. Bunlar hızlı seyahat noktaları oluyor. Sonralar açılacak o özellik. Başka bir özellik yok. He peki. Çok güzel. Bu çantalara kasmanın bir alemi var mı yoksa görev yani geçerken falan mı alalım? O da neyse efendim. Oo Osman soylusu. İkinci ay aboneliği için çok teşekkür ederim efendim. Kesenize bereket. Teşekkürler. Mehmet ne oldu ya? Hangi dağda kurt öldü? Buradan bir yerden geliyor ses. Tam kral ya. Ses buradan geliyor sanki ya. Allah Allah. İçeriden geliyor sanki. Yukarıda mı lan acaba? E kesinlikle dışarıda herhalde bunlar ya. Asla içeride değil. Aa! Catwoman diye isim geldi. Neydi lan bu? Buna benzer bir karakter vardı. Tamamdır. Maaşın yarısını hatta. Peki. Sen öyle diyorsun öyledir Mehmet'im. Hadi abi biriniz suç muç işlesin de ekmeğimize bakalım ya. Aha o ne lan? Tam örümcek adam oldum ha. Böyle nasıl bir örümcek adam olmak isterdim biliyor musunuz? Bunu benden daha önce çok duydunuz ama. Böyle umumi tuvalete girdiğinizde hafif kafayı kaldırdığınızda uzun bacaklı köşede duran ara ara kıpırdayıp siz işinizi görürken size yeterli gerim oluşturan bir örümcek türü var. İşte öyle bir örümcek adam olmak isterdim. Baya tuvalete girdiğinizde beni böyle tepede göreceksiniz. Örümcek adam? Abi orada ne işim var? Ya abi işte kahramanlık işlerini bıraktım. Bundan sonra gerilim rolünde takılacağım. Peki. Burada bir ana görev var. Fisk Hideout. Gidelim mi abi? E bu kadar yaklaşmışken gidelim bence. Hatta evvela şu backpack'i bulalım. Hah Black Cat, Black Cat. Pardon efendim pardon. Oğlum bu da çok sıkıntılı bir karakter baktığın zaman ya sürekli. Şurada evlerin içinde keşke insan. Gerçi vardır herhalde. İnsanlar olsaydı da bizi görünce böyle bir ilk önce korkup sonra el sallasalardı. Güzel olmaz mıydı? Bunların bu koleksiyonlara bakma. Nasıl fanteziler bunlar? Bunlar çok ilginç fanteziler. Polisin telsizini duyduğun an R3'e basarsan olay yeni gösteriyor. Eyvallah Selçuk. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Bu herhalde bize gösterdikleri ilk demodaki yer ya. Hop. Hızlı seyahat.
Hoppa. Evet, burası demoda gösterilen yer abi. What are they doing? I'm gonna go find out. Huh, just got a text from Doc. Doktordan bir mesaj geldi. Attached an idea for a Spidey gadget. Ha, bir gadget keşfetmiş. Never stop inventing? Bu neymiş? With the plans from Otto you can now craft the impact web. Affordable pozisyondaymış şu anda zaten. Ne işe yarıyor impact web? Bir daha bakalım abi. Unlocked. Unlocked new gadgets and tokens with parts found in mission. Okay. Earn tokens by completing side missions and steal-eyed activities. Tamam. A powerful web blast that instantly webs up enemies. Ha, pompalı gibi bir şey herhalde bu. Bir şey söyleyeceğim ama bunu... Nasıl çalışıyor bu? Bu ne? Ha, R1'de o varken şimdi bu mu olacak yani? Nasıl çalıştığına dair bir fikrim yok da. Üst seviyeleri de varmış. Oo, daha baksana abi şuraya. İyi ya, bir dünya gadget var ha. Bu ne işe yarıyor? Spider drone which will scout fire animals nearby enemies. Ha, otomatik çalışıyor bu. Ben direkt kendim bir şeyler yapmak istiyorum abi. Elektrikli web. Oo, bu da güzelmiş. Mesela bunu seviyesini arttırabiliyoruz herhalde değil mi? Mesela şöyle. Ha, bir dakika, ne istiyor? Level 4'üm ben. Requirements'ı da karşılıyorum. Niye kilitli şu anda? İlk önce şunu mu? Ha evet, bunu halletmem gerekiyor önce. Web shooter refills faster. Tamam. Ama biz zaten şunu mu kullanacaktık lan? Biraz şuna da verelim mi? Impact upgrades. Hadi bir de şuna verelim abi. İkisi de artsın. Bunu sadece şeyini anlamadım. Yine R1 ile mi yapıyoruz bunu? Bunu R1 ile yapıyoruz. Bunu ne? Impact Web'i neyle yapıyoruz? Neyse, şimdi öğreniriz. Şimdi öğreniriz abi. Sabri hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu arada güzel olmuş ha Sabri. Excalibur hoş geldin. Aleyküm selam. Abi ben Black Ops 4'ün hiç beklemediğim şekilde Battle Royale'ini büyük bir önyargıyla açan bir olarak beğendim. Aha! Ulan bak, aceleye gerek yok ya. Silah gibi buradan gadgetleri seçebiliyoruz. Oha, direkt yapıştırdı. Çok iyi. Gizlilikle ilerlemek için birebir. Şimdi burada 3 kişi var. Bunlar şu tekli olan arkadaşları bir halledelim istersen. Perform 10 finishers. Web 5 enemies to wall. Peki. Oh, gitti abi. Hadi güle güle. Nereye gitti lan o? Tamamdır. Bitti mi lan? Evet, neyse, gelin gençler. Macera bitti. Silahı olan var mı? Bana önce onu söyleyin. Hoppa! Şşş, oğlum mermi kullanmak yok. Ayıp değil mi lan? Hangi çakaldı o? Gel bakayım sen buraya. Hop! Ulan! Ayıp değil mi lan? O ulan, dodge'lamada bazen çok geç kalıyorum ya. Gel bakayım sen buraya. Hop. Çok güzel. Hoppa, bu gitti. Şunu da bir indirelim aşağıya.
bakayım. Evet. Eyvah. Nevrim döndü. Ulan. Ulan ulan mermi at. Şu mermiyle arkadaşları bir ortadan kaldıralım biz. Oğlum Spider-Man'e yumruk atmak nedir ya? Wave 3 mi? Oho o elindeki ne lan öyle? Hop hop! Ayıp değil mi lan? Ne kullanıyorsun sen öyle bakayım? Hı? Bu da gitti. Evet başka isteyen. Ha köşeden ha. Gel bakayım buraya. Bu arkadaşı bir gönderelim ya. Şehir dışına gönderemedik. Şunu kullanalım. Ne oldu ha? Uyuttu lan çakallar sizi. O gitsin abi geri gelmesin. Başka var mı isteyen? Spider-Man'e yumruk atmak ha. Al ulan. O da gitsin. Öldü herhalde o arkadaş da. Başka var mı? Ya bunu tanıtım videosunda kimse aşağı düşen şey olmuyor tabii de. Hop 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 hop. Ulan. Hiç yakışmadı sana. Gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun lan? O ne lan? Bir dakika. Tamam doldu biliyoruz abi. Your current suit power continuously builds focus once used. Your suit power will regenerate over time. Tamam abi biliyoruz bunları. Niye tekrar bunu bana söylüyorsun şimdi? Şunu atabiliyor muyuz o arkadaşa? Al bakayım. Bu gitti. Oy! Ulan Spider-Man gibi herif. O da neyse efendim. Joy Bishop çok teşekkür ederim desteği için. Sağ ol var ol. Hop 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 hop. Şöyle en uzaktaki adamı atabiliyor muyuz? Atamadık. Ben geliyorum şimdi bir saniye. Ne oluyor lan burada? He? Ayıp değil mi lan? Hop. Şunu ben alayım yavrum. Şunu kafayı bir atalım. Bu da gitti. Şunu bu arkadaşlara atalım. Mermi yasak oğlum lan. Of bu iyiymiş bak. Aslında şu hareketi daha sık yapmak lazım. Şöyle hoppa. Tutuyorsun abi. Aa, yanlış adamı tuttum. Pardon. Gel bakayım. Al bakayım şunu sen. Şunun kafasına. Ah be. Oha! Kim lan o? Ne yapıyorsun evladım sen? Manyak mısın lan? Bırak lan o roket atarı elinden. He? Bildiğin düşman dalgasını bertaraf ettik.
Oynayacak mısın Ayşe? Bak. Actually web down. And someone finally reported shots fired, so I've got officers inbound. Good work. Nasıl? Adam dövüyor sadece. Adam dövmüyor. Adamları öldürdü. Bildiğin aşağıya attı hepsini. Perform 10 finisher. Ha, completed. Bonus objectives yapamadık yalnız. 3 tane eksik kalmışız finisher'larda. Yapsaydık daha iyi olacaktı efendim. Joy Bishop tekrardan hoş geldin. Bu arada 12. ay aboneliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Complete more Fisk hideouts around the city to earn more base tokens. Tamam. Bunlardan daha fazla var yani öyle mi? Oo. Bir sürü yapılacak görev falan peydah oldu ya. İnsanlığı kurtaracağız. Manhattan'ı kurtarsak yetecek bize ya. Neredesin Mary Jane? Mary Jane'e ulaşabiliyor musun? Bilmiyorum vallahi şu anda Mary Jane şeyde var. Hani tanıtım videolarında falan olduğunu. Önce özel ödül olarak Mary Jane. Allah Allah hemen böyle bir Mary Jane Türk kızı değil ki öyle hemen kendine şey yapsın. Ne yapsın? Ben özel ödülüm. Aman ilk levelden gelecek mi? İlk levelden gelmeyecek. Merak etme. Spider-Man'i 100 level yapacağız. Öyle gelecek. Şimdi. Tamam. Burayı mesela tekrar oynayabiliyor muyuz? Ben onu anlamadım. Oo, level atladık. Using a depth mapped post process on photos of popular landmarks should do it. And I know just the one to start with. Şu şekilde. Şunları falan da aslında şeyler sırasında kullanmak lazım. Abi o kadar aslında şey var ki kombinasyon çıkıyor ki ortaya. Kim bilir belki bunları bile kullanabiliyorduk. Az önceki mücadelede. Görüyorsun değil mi? Parmaklarının ucuyla duruyor. Go to vantage point. Bir saniye bakalım. Ha bu arada bir şey yapalım ya. Yayını kapatı aç yapalım yani. Yayın kapataç değil aslında kayıt kapataç yapalım. Ben bunun incelemesini yapacağım için kayıt alıyorum bir taraftan da. Hmm. Güzel evladım. Aynen. Mükemmel bir atlayış. Evet hideoutları tekrar edebiliyor. İyi o zaman. Biraz daha tecrübe kazandıktan sonra bunları bütün yan görevleri tamamlanmış halde yapmak lazım. Şimdi biz merkezdeyiz. Financial District, the network is down diyor. Şu yan görev mi şu anda ya? Bir dakika. Şu aynen. Bir yan göreve gidelim o zaman Ayşe. Git bakalım. Bu siyah Spider-Man'de oluyor mu? Siyah Spider-Man dediğin acaba şey mi? Şu simbiyotik. Ha, bu her o yok ya bu oyunda. Oynadan kafayı çarpıyordu şey. Bu oyunda simbiyotik. Gerçi şeyinin tamamına bakmadım kostümlerin. Belki kostümlerin arasında vardır. Bayağı bir kostüm var çünkü. Onu evet çok fazla seven var ya. Zaten Spider-Man'in herhalde en favori şeylerinden bir tanesi. Yani hikayelerinden bir tanesi. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Araştırmak lazım. Bu neymiş? Allah'ım ya internetim gitti diye yan görev vermişler ya. Ne yapacağız oğlum? Evine internet mi çekeceğiz? Ne kulesi ya? Ben kimseyi hacklemiyorum. Neyse yardıma ihtiyacım var. Ha, birisi sisteme jammer koymuş. Abi bir bakabilir misin? Yani yardımcı olursan kimseye bize eklediğini söylemeyeceğim. Ben ona paylaşmak derim ama hadi neyse. Evet şimdi. Onu bayağı bildiğin bu Batman görevlerine çok benziyor bunlar ya. Bir şeyleri takip etmeler falan. Bayağı benziyor de. Neyse canım yani şey kötü manada söylemiyorum orada benziyor derken. Herhalde burada bir yerde. Hoppa. Hoppa. Hoppa ben geldim.
O da gitti. Hop hop hop. Ne yapıyorsun lan? Hayır 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 hayır. Yakışıyor mu sana? Hı? Hı? Arkadaşı bir gün. Oo, neyse ki aşağı düşmedi. Oğlum o kadar. Aa, attık hala bana makineli tüfekle saldırıyorsun ya. Hop. Merhaba. Ne haber? O da gitti. Hey! Evet, bunu da böylece yapıştırmış olalım. Dua et lan, bana o kadar ateş ediyorsunuz da size fazla zarar vermiyorum. Derken senin arkadaş yalnız çok fena aşağıya düştü. Ya ne o? Bir dakika, bir şey çıktı. Köşeye gidince preach near falan filan bir şeyler dedi. Neredeymiş? Buradaymış. Hoppa. Evet, böyle bir parça. 3 tane daha varmış böyle efendim. I just took out a jamming device. That do anything? No. But like I said, there's probably a bunch of them. Makes sense. I'll track them down. Pardon, pardon, pardon. Süzülme olayını hala tam anlamıyla şey ettiremiyoruz ya. Burada ne de arkamızda kalıyor yalnız. Şöyle, ha evet, burada. Burada da adamlar var mı acaba? Akıllarda bir soru işareti var. Hoppa! Selamlar gençler, ben geldim. Şatkanımızı çıkaralım. Şu arkadaşın kafaya... Oğlum sniper mı var lan? Oğlum manyak mısınız lan siz? Önce şunları bir halledelim o zaman. Nerede bunlar bakayım? Burada mısınız lan? Yallah. Kimse var mı burada? Yok. Aha burada. Ulan senin var ya, canına tükürürüm ha. Yallah. Aa, ölmüyorlar yalnız. Baksana. Bak burada. Ne haber? Ulan dua et ölmedin ha. Ben aşağı gidenler ölüyor zannediyordum. Örümcek adam kimseyi öldürdü demesinler diye oyuna bunu koymuşlar bence. Herkes bir yere yapışıyor. Ha? Yalnız var ya, bunun şeyi varsa eğer, yükseklik korkusu, paçalardan bırakmaya başlayacak birazdan. Neyse, biz işimize bakalım. Hop. Hoppa. Şu arkadaşı şöyle bir hoppa. Hop. Oğlum o kadar. Yani şeyden sonra gebermiş olman gerekmiyor mu senin? Hah, kafanı vurdura vurdura en sonunda. Evet, ikinci jammer'ı da halletmek üzereyiz. Evet, bu da tamam. Baksana şu karşıda da var, o da ölmemiş. Görüyor musun Ayşe? Bak. Bir gidelim şuna selam verelim. Hoppa. Evet, şey, görsel olarak da güzel, hissiyat olarak da güzel zannedersem. Ne haber? Kafan içeriye girmiş biraz ama sıkıntı yok. Nasıl gidiyor işler? Karadul gibi. Yiyeyim onu. Bence şu karşıda. Manzara güzel, evet. Oyun görsel olarak açık dünya oyunu için, yani böyle serbest gezebildiğin oyunlar olarak düşünürsek ve karakterin çok hızlı hareket edip buraları kat ettiğini varsayarsak gayet iyi. Yok ya, şey yapıyor. Yavaşlıyor kendi. Denemedim gerçi ama. Şunun tepesinde bence. Bak, dalga geliyor. Yine sniperlar var mı acaba, onu merak ediyorum. Ama bu kadar yükseğin şeyine de sniper. Hop.
Hop. Hop 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 hop. Şu arkadaşı bir bitirelim artık ya. Oha oğlum ya, ağa atarken nasıl senin çarkına tükürürüm ha. Gel gel buraya dur. Buraya gel 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 gel. Hop. Bunları aşağı düşmeden önce yakalamak için üçgeni unutmamak lazım. Evet. Ne oldu lan? Ya bir İstanbul'da geçsin isterdim ya. Şurada Galata Kulesi'ne tırmanacaksın. Bildiğin bak işte şurası şey. Topkapı. Şurası Sultanahmet. Aa bak 6 tane minaresi var. Bildiğin Sultanahmet. Hadi değil de bak. 3 burada 3 burada 6 tane. Şurası Yeni Cami. Bak. Kadıköy bak burada kalkmış gidiyor. Bak. Kız Kulesi. Al bak Kız Kulesi de var al. Hadi yalansa yalan deyin abi. Aha Kız Kulesi. Ayasofya. Sultanahmet. Şu Galata. Baya baya işte. İstanbul burası şu anda. Oyunun şeyine daha yeni yeni alıştım bu arada ya. Hani hareketlere, yeteneklere falan. Bir başta böyle bir ne oluyor lan modundaydım ama şimdi biraz daha rahatladım. Biraz daha rahatladım. Şurada bir yan görev daha var. Ya da gidip o yan görevi tamamlıyor muyuz böylelikle? Evet, network is down diyor. Bir gidelim. Şöyle yapıyorsun her şeyi. Hız kazanıyorsun. Bir deneyelim hadi senin için. Bakalım ne olacak. Yerde... Yok, yerde iz bırakmadık. Mezarlığa mı geldik ya? Fatiha okuyan Spider-Man. Şey çok güzel ya, etrafa fış fış hızlı hızlı gidiyorsun ya. Hop. Sonra böyle hız kazanıyorsun. Hop. Hoppa. Silahlar. Küçük bir ordusuna yetecek kadar mermi ve silah var burada. Da mermi demiyorlar. Amerika hep bizden esinlenmiş. Aynen. Şimdi. Şu arkadaşı bir... Şşş. Sessiz ol bebişim. Bu kadar yeter sana. Yavrum be tam ya. Şeyi merak ettim. Suya düşerse ne oluyor? Hop. Gitti. Spider problem olduğunu nereden biliyorsun ya sen? He? Gel bakayım buraya. Tamam herhalde. Aa bir dakika dur. Dur dur gözükme. Gözükme. Bunu tamamen gizlilikle yapmaya çalışalım. Al bakayım bunu da görüyor musun bakalım. Şunu da şunu kafaya geçirelim. Hatta şunu bir tane daha geçirelim. Adamsın ya. Bazen böyle L3 ile alakalı bir şeyler çıkıyor ama anlamıyorum. Ya yine örümcek hislerimiz harekete geçti derken vay arkadaş bu ne lan? Woohoo. Evet gençler hoş geldiniz sefalar getirdim. Hop! Ne oluyor lan böyle ha? Hoba! Hop! Amma dayak yedik ha. Kendi görevimize şey odaklanalım derken daha doğrusu. Şu
Şunu bir aradan çıkartalım bakalım. Lan. Böyle bir şey olamaz ya. Ah be. Biraz sersemletmek lazım belki de. Oha oğlum ya. Öyle bir denk getiriyor ki herif. Dodge da yapamıyoruz, ağzını kırayım. Gel bakayım buraya. Bitti mi lan? Bu kadar mıydı? Gerçi az kalsın dayak yiyorduk ama neyse. Sanki bölümler çok zorlama gibi geldi ya. Yani görev yapılmaz sanki. Ya zevkli yapıyorum. Yani çok şey, hani hikaye bazlı olarak çok şey değil yan görevler. Hani güçlü değil ama şey güzel. Hani dövüş sistemi, etraftaki envanterleri kullanma falan güzel olduğu için yapıyorsun. Bir de yeni yetenekler açma hevesi içerisindeysen daha bir güzel oluyor. Health increase dedi. Şöyle bir bakalım. Mesela biz yetenek de açmıyoruz kaç zamandır. Şu bayağı aslında iş görebilecek bir yetenek ha. Şimdi düşününce. Şu web slinger'ı da açalım madem öyle biz. Karaya basılı tutarak yapabildiğimiz güzel bir özellik. Bunları kombine ettiğin zaman ortaya çok iyi şeyler çıkabilir. Şu kalabalık düşmanlar da bayağı işimizi görüyor. Etrafı temizliyor. Hani daha güçlü hareket yapmamızı sağlıyor zannedersem. Ha, ölümcül bir hasar almadan önce yavaşlatıyor. Bu bayağı bir işte bizi güzel bir noktaya getirebilecek bir özellik efendim. Yeni suit. Aha bir tane daha açıldı. Ne oldu? Spider Armor. Hiç bilmiyorum. Bu ne oğlum lan? Trondan fırlama gibi. Bulletproof. Magnetically polarized armor plating makes suit temporarily bulletproof against all enemies in snipers. İyiymiş. Sniperlar karşısında bile bunları üretebiliyoruz bu arada herhalde. Bakayım. Enemies no longer call for backup when alerted. Yani destek çağırma, ama destek çağırsınlar abi ya. Oyun göndersin ki biz de şeyi kasalım. Değil mi? Suit şey olarak karizmatik. Hatta yanlışım yoksa yine siyahi bir karakter kullanıyordu değil mi o kostümü de? Neyse biz abi şu anda şey gayet iyi ya. Battle Focus. Şu iyi abi. Keşke örümcek adam olsaydım ya. Yani benim de hep öyle bir hayalim vardı ya. Özellikle çocukken. Şimdi tabii pek kalmadı örümcek adam olma hayali falan da. Ha bir dakika, backpack mi varmış burada? Bir dakika, burada bir yerde. Ses çok yakınlardan geliyor. Lan burada mı acaba? Evet, tam olarak buradaymış. Graphing calculator. Eski parça. Şu seed modlara baktığımız zaman şunları, ha bunları da hep yapmamız gerekiyor değil mi? Ne? Crime tokens lazımmış. Gel padding. Şu iyi ya. Bak bunu da şu anda bize takılı mı? Bu değil değil mi? 3 taneye kadar takabiliyoruz. Bunlar yok. Şunu yapalım mesela. Gadget attacks generate focus. Peki. Şu da çok iyi ya. Çok sağlam dayak yiyoruz çünkü. Örümcek adamın bu kadar dayak yememiz gerekiyor. Bakalım. Şurada bir Kingpin'in mekanı varmış. Oraya gidelim mi? Bu daha önce gittiğimiz yer mi? Stealth Takedown 3 Sniper. Şu görevler yapılır aslında ya.
Hani kendini ne kadar tekrar edecek bilmiyorum ama şu anda hiç fena değil bunlar. Spider-Man derken gözümden içeriye bir böceğin girmiş olması. Baksana şuradaki atmosfer gayet güzel yani. Görsel anlamda oyun harika. Oo, güm. This construction site's about as legit as the watches they sell in Times Square. I don't have evidence for a warrant. You go in, you're on your own. What else is new? Şimdi sniper'ları gizlice al diyordu. Kaç tane sniper'ımız var? Birisi şurada. Yani 3 tane lazerlere bakarsak sniper var. Aa bir dakika, bunlar her zaman lazerini doğrultmuyor, zaman bir tanesi geziyor. İkisi sabit, bir tanesi gezen tavuk. Espri birazcık şey oldu gerçi ama. Burada kaç adam var abi? Şu adam uyukluyor zaten. Şu ikisi buraya bakıyor. Şurayı halledebiliriz bence ya. Tabii şu anda bu adam buraya... Oo, bir dakika, aşağıda da adamlar var. Sessizce 3 tane adam al. Acaba ilk önce şuradan başlasak ya? Hı? Dur dur dur, düşme sakın ha. Düşen Spider-Man mi olur oğlum? Tamam. Burası aynı yer mi? Aynı yer gibi duruyor, aynı yer gibi değil gibi de duruyor. Bilemedim. Oo, burada 3 kişi var. Allah'tan görmediler. Şimdi. Tamamdır. Evet arkadaş, yapıştırdık. Tamamdır. You're in timeout. Bu da tamamdır. Ah be. Hop, kaçırdım derken bunu da hallettik. Gitti herhalde değil mi? Tamam, gitti. Sweet Power Sounds of Silence diyor. Ben ne zaman Sound of Silence'a geçtim oğlum? Bir dakika. Bir dakika. Sweet Power değiştiremiyor muyuz oğlum? Bu bunun yeteneği. Ya ben Battle Focus istiyorum. Burada bir enteresanlık var. Özelliği değiştirmeden şu özellikten kastın şu mu? Bunu nasıl değiştiriyoruz peki? Bir dakika. Rotate, equip. Hah, şuradan. Ulan oğlum. Ondan dolayı herhalde Sound of Silence'dan mütevellit yakalanmadık. Ben zannediyorum ki her suite'in kendi özelliği var. Suite'le birlikte açılan özellikmiş o. İyi, böylece anlamış olduk bunu. Başka var mı burada kimse? Aha. Ne ara geldiniz lan?
Hop. Şu birinci elemanımız. Gerçi şey istemiyordu bu değil mi? Dodge istiyordu. Dodge. Gel bakayım. Oğlum niye bomba atıyor? Oğlum roketli dayı geldi. Hop. Ah be oğlum, o kadar ağır hareket ediyor ki. Aslında erken bile doşluyoruz yani. Ona bir alışsak gerisi gelecek. Lan roket atılır mı lan, hayvan oğlu hayvan. Ha? As. Bak bak bak. Kayarak geliyor, ağzını kırdı bu düşmanı. Hoppa. Hadi. Really? More guys? I don't have this many friends. Kingpin mi kaldı ulan? Roketli gelmiş yine, roketli. Ah be, iyi gidiyorduk. Üs anasının nikahı. Ne oluyor oğlum? Nerede lan o adam? Sen misin lan o? Ne yapıyorsun oğlum? Psikopat mısın? Kalk lan ayağa. Scorpion style yapayım dedim ama olmadı. Abi be, de. Oy 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 oy. Al al al, kaç 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 kaç. Oha! Ay oğlum bu. Yok abi, ölmeden kurtulacağım burada. Neyse, yanlış adamı saldırdık gerçi ama olsun. Bu da gitti. Bekle, geliyorum, bekle. Hop. Ayıp değil mi lan? Hop. Yemezler oğlum. Anadolu Batman'i. Anadolu Batman'i. Anadolu örümceğiz lan biz. Ah be abi. Burak Rüzgar, desteğin için teşekkürler efendim. Bakamadım henüz gerçi ne yazdığını ama birazdan bakacağım. Şu giderken yakalama olayına bakma. Oh lan, ne oluyor? Geliyorum. Bir yap Agrat.
Yapıştı oraya bari. Oo, bo, bo. Adamların animasyonlarından dolayı tam olarak gidip gitmediklerini anlamıyorum ya. Böyle tam ortadan kalkacak bir animasyon sağlasalar daha iyi olabilirmiş sanki. Adam yavaş yavaş yere yıkılıyor ya, sanki tekrar kalkacakmış gibi düşünüyorum. Var mı başka burada kimse? Müzik devam ediyor ama bir bakayım. Allah 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 ulan. İn lan aşağıya. Gerizekalı seni. Tamamdır. Hocam oyunu oynayıp bitirdim. Bana kalırsa ana senaryosu çok iyi. Saygılar. Teşekkür ediyorum Burak Rüzgar desteğin için. Şu anda güzel gidiyor oyun ya. Şu anda güzel gidiyor. Ama ne? Spoiler olduğu için ben kaçar. Görüşmek üzere Berkay'cığım. Duvara rastgele yürüyünce otomatik tırmanıyor mu? Bakalım efendim. Bunu komple yapmış olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum bu arada. Direkt yürüdüm. Evet abi. Yani kendi direkt tırmanıyor. Eray'cığım direkt tırmanıyorlar efendim. Burayı yaptık. Fulledik abi yan görevleriyle birlikte. Mutluyum o yüzden. Ya aslında şey olabilirmiş biliyor musun? Spider-Man'in böyle Walkman'e gibi bir şey olsaymış, birkaç tane müzik lisanslasalarmış da. Tamam yani oyunun kendi müzikleri böyle klasik, böyle destansı hissettiriyor ama sanki böyle Walkman'in de güzel müzikler olsaymış daha güzel olabilirmiş. Lisanslı müzikler olsaymış daha güzel olabilirmiş diye düşünüyorum. Ha nasıl ki Metal Gear Solid 5'te vardı böyle birkaç tane müziğimiz. O kasetleri bulsaydık mesela. Mesela backpack'ten içinde ayrıca müzik de olsaymış. Guardians of Galaxy'ye az bir şeyim acaba bu. Spawn oyunu PlayStation 2 zamanında vardı ama ne kadar iyiydi hiç hatırlamıyorum ya. Oyunu beğendin mi abi? Kanaati nedir şimdi? Güzel. Güzel. Beğendim. Tabii ki de beğendim oyunu. Ya beğenmeyecek gibi değil canım. Oyun güzel. Ya böyle hareket şeyine ya ben aşırı beceriksiz olduğum için yeterince iyi yapamıyorum. Ya şey, çünkü çok güzel kabiliyetler var. Ve bu kabiliyetleri güzel birleştirirsen ortaya güzel kombolar çıkabilir diye düşünüyorum. Oyunun ortalarına doğru daha bence heyecan verici bir oyuna dönüşecek. Spider-Man. 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 Şu, bak şuraya gitmemiz lazım mesela. Orada bir görev açıldı abi. Biz normal ilerlesek bakalım şey çıkacak mı ortaya? Polislerden böyle şey gelecek mi? Lan James'in yine sallıyorsun aklımızda bir şeyler ha. Ulan duvara fena tosladık ha. Koş 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 koş. Evvela buranın bir haritasını açaydık iyiydi. Evet burada bir olay söz konusu. Evet. Evet Talha Bey geldi. Bu kadar çabuk mu ya? Yani örümcek adamın koruduğu bir şehri gündüz vakti böyle huzursuz hale getirmek için biraz yürek gerekir dedi örümcek adam. Ben de aynı fikirdeyim.
Attention unit. Need response to a break-in. Please proceed to Madison. Şöyle şuradan, evet nihayet. Abi tırman işte şuraya, beni uğraştırma. Hoppa, geldik nihayet. Sen ne yapıyorsun lan? Kavşunu mu okuyorsun? Dikkat, şunları şunları yap, bunları bunları yapma. Evet. Bunu da hallettik. Çok fena, affedersiniz, bir şeye gitmem gerekti. Lavaboya gitmem gerekti arkadaşlar. Spider-Man'lik yaparken fark etmemiştim o sırada. Şöyle siz Spider-Man'le, sizi şöyle güzel bir yere çıkarayım abi. Şuraya çıkarayım mı? Would you look at that? Half the crime tower's back up already. When spider cops on the job, come hell or high water. Başladı yine. Nope. She never admitted, but the chief was warming up to spider cop. His casual disregard for by the book thinking was a breath of fresh air. She'd come around. Değerimi anlamıyorsunuz tabi. Her şeyi yapıyoruz abi şehir için. Ulan dur oğlum, şuraya tırmanamıyor musun ha? Hoppa. Abi işte bu. Buyurun efendim. Sizi böyle güzel bir şeyle baş başa bırakıyorum, manzayla. Spider-Man bize kıçını dönme. Yüzünü görmek istiyoruz Spider-Man. Küstü mü bize? Aa, ayıp oluyor ama. Bana ne? İyi bakalım. Nereyi istersiniz? Her zaman için şöyle güneşin olduğu taraf daha güzel olur. Bakın. Şöyle salıyorum arkadaşlar. Hemen geleceğim. Aman 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 aman. 5 dakika ihtiyaç molası. Officers respond. Witness report of an active drug deal. Please proceed to Madison. Officers be advised, a mugging was just reported. Any officers geldim efendim. Geldim.
Efendim, tekrardan hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Kaydımızı kapatalım. Tekrar açalım. Aslında bir dakika ya, tekrar açmadan evvel biraz muhabbet edelim. Siz nasıl buldunuz oyunu? Onu sorayım. Siz neler düşünüyorsunuz? Aranızda bitirenler var büyük ihtimalle zaten. Biz biraz geç başladık yayınlara. Yorum atan da oldu bu arada zaten. Bakayım, Burak Rüzgar az önce, 11 dakika önce yorum atmıştı. Oyun oynayıp bitirdim, bana kalırsa ana senaryosu çok iyi demiş. Daha ana senaryoda fazla ilerlemedik biz. Genellikle yan görevler üzerinden gidiyoruz. Ama dövüş sistemi güzel, eğlenceli. Yani çevreyi iyi gözetmek lazım, yetenekleri iyi kullanmak lazım. Ben de biraz daha iyi olabilirim diye düşünüyorum. Hype'ladığı kadar konsol aldıracak bir oyun değil bence demiş Volkan. Ya şimdi şöyle bir şey abi, yani konsol aldıracak oyun değil derken Volkan şunu düşünmeni istiyorum. Sadece Spider-Man, bu arada sadece Spider-Man için değil abi. Yani bu konsolda Bloodborne var, God of War var, ben öyle kaldım ama Last of Us 2 gelecek. Yani zaten eğer konsol alacaksan tercih etmende bir adım daha öne geçirecek sebeplerden bir tanesi Spider-Man. Hani konsol aldıracak oyun derken Spider-Man hayranlıysan bence konsol aldırabilir. Yani çok tepe bir oyun olduğunu, tamam, güzel bir oyun. Tepe bir oyun değil, güzel bir oyun bu arada. Hani asgari bence 8 puanlık bir oyun olduğunu düşünüyorum ben şu anda oynadığım kadarıyla. Ya şey de değil, adını sen getir. Şunu söyleyeyim, Spider-Man gibi bir markanın bir konsola özel olması bence büyük bir olay. Benden geçmiş yahu. Ne geçmiş? Joy Bishop benden geçmiş demiş ama anlayamadım. Hani oyun mu senden geçmiş? Hani eski oyunların üstüne grafik kalitesinden fazla bir şey katmamışlar. Yani. Büyük bir olaydan çok büyük bir ayıp. Neymiş o ya? Şöyle söyleyeyim, ben sırf God of War için alırım. Çoğu kişi için de öyle demek istediğim, oyun basını konsol alacak bir oyun diye lanse ettiği için söylüyorum abi. Kim söylüyor abi konsol aldıracak oyun diye? Bilemiyorum. Ya ben o gözle bakmıyorum abi. Tek oyun için konsol alma olayı zaten biraz şey değil mi yani sizce de? Ya tamam, öyle oyunlar var ama biraz şey bir söylem. Hani uç bir söylem. Çok çok iyi olması lazım oyunun veya sizin çok sıkı hayran olmanız lazım diye düşünüyorum. Oyunu Sucker Punch yapsa nasıl yapar diye merak ediyorum. Infamous Second Son da güzeldi. Evet. Aa doğru ya. Infamous şeyindi değil mi? Sucker Punch'ındı değil mi? Abi ben şey diye hatırlıyorum ya. Niye öyle bir şey, hataya düştüm? Insomniac. Insomniac'ın Resistance vardı. Ratchet & Clank vardı. Doğru. Vakitsizlik hocam, yayınlardan takip edebiliyorum. Ha yani haklısın canım sen de. Bu arada şey ya, ortalama 20 saatlik bir oyunmuş herhalde. Çok da aşırı uzun bir oyun değil Spider-Man. PlayStation 3 Spider-Man 3 logosuyla falan çıkış yapmasına rağmen oyunu eksklusif değildi. Ayıp ettiler bence eksklusif olarak bırakarak. Hani bu oyunu eksklusif olarak bırakarak mı diyorsun? İyi de yani şimdi şöyle bir şey. Bunun için Sony'de zaten Spider-Man lisansı ama bence eksklusif olması konusunda da ekstra bir anlaşmaya gitmiştir Marvel'la. Venom olsaydı bu oyunda ya da ana düşman Venom olsaydı çok daha fazla ilgi görürdü oyun. Venom popüler bir karakter ama çok sanki ya çok kullanıldı demeyelim ama ben de çok seviyorum bu arada hani Venom'u, hatta göstermişimdir herhalde daha önce. Şeyi göstereyim. Ya benim en sevdiğim Spider-Man oyunlarından birisi. Neredesin lan? Separation Anxiety. Burada mıydı? Şu mu lan? Şu mesela. Hani şeyle şey ettireyim efendim. Görüyor musunuz bilmiyorum ama ışıktan dolayı. Aha bu. Burada Venom'la ortaklığa gidip diğer şeyleri halletmeye çalışıyordunuz işte. Ne o? Karnışlı ekibi falan var. Onları hallediyoruz. Hatta şey falan geliyordu işte. Ghost Rider geliyordu. Daredevil geliyordu falan. Yardımcı oluyordu. Hani yardımcı oluyor derken bir tuşa basıyordun. Geliyordu. Özel hareketini yapıp gidiyordu. O kadar. Kaptan Amerika falan geliyordu. Hani özellikle Venom'la birlikte ortaklar diye mesela bu oyunu diller gibi o zaman hani almak istemiştim ki aldım.
Güzeldi bu oyunda. Hatta bunda da biraz böyle çizgi roman vari bir sunum söz konusu. Her neyse efendim. Ama yani farklı düşmanları da var Spider-Man'in. Ben çok fazla Spider-Man'in villainlarını sevmiyor olsam da. Ve ben genel olarak zaten öyle çok aşırı çizgi roman şeyi de değilim. Hani düşkünü, takipçisi de değilim. Ama benim çocukluğumdan ya Örümcek Adam'ın bende yeri ayrı. Örümcek Adam'ı dahi öyle çok aslında şeyi bilmem hani. Nasıl diyeyim? Derinlemesine bilmem. Birkaç bildiğim hani trivia konular vardır. O kadar. Ona rağmen ben şu andaki şeyden gayet memnunum yani. Yani benim olsaydı evet belki daha fazla ilgi görebilirdi. Ama bu şey bence iyi. Hani farklı bir yere yol alıyor olması iyi. Bir devam oyununda ben onu ele... Simbiyotlar aynen öyle bu arada. Ele alabilirler. Ya büyük ihtimalle Marvel'la film anlaşmalarının bir parçasıdır diye tahmin ediyorum ben de. Ama sonuçta Spider-Man gibi bir adamın exclusive olması saçma abi bence. Valla saçma değil bence büyük bir olay. Yani kişiden kişiye değişir. Tomb Raider exclusive olabilir dendiğine millet ayağa kalkmıştı. Buna da kimse bir şey demiyor. Tuhaf. Yani o da zaten bir sene falan exclusive kaldı ama. Şimdi şöyle bir şey. Senin ne demek istediğini anlayabiliyorum Sabri ben. Hani sonuçta Spider-Man bir markayla özdeş değil. Marvel da hani Marvel'ın alt markası ama hani bir oyun olarak ele aldığında multi platform olarak yıllardır gördüğümüz için bir platforma özgü olmadığı için evet yani dediğine katılıyorum. Ama mesela şey falan var. Nintendo DS'e özel Spider-Man vardır mesela. Nintendo veya PS Vita'ya, PSP özel hani el konsollarına özel oyunlar vardır. Bu oyuna o gözle bakamayız ama belki o mantık üzerinden de gidebiliriz diye düşünüyorum. Nihayetinde abi yani PlayStation 3'ün biliyorsun sen de az önce söyledin zaten. Hani Spider-Man 3 çıktığı zaman PlayStation 3 ile şey yazısı falan aynıydı. Hani PlayStation 3'ün logosunu PlayStation 1 ve 2'de bildiğimiz, tanıdığımız o gözümüze aşina olan logoyu Spider-Man 3'ün çıkışıyla birlikte bildiğim PlayStation 3 logosunu aynı hale getirmişlerdi. O da bir enteresandır. Ya bu Sony lisansı elinde bulunduruyor olduğu için abi böyle bir girişimde bulunabiliyor. Yani mesela Microsoft'ta benzer bir hamle şimdi bu saatten sonra yapamaz ama işte o Marvel'ın zamanında kötü durumda olmasından mütevellit lisansları dağıtması, o lisansların şu anda farklı mecralarda olması gibi bir durum söz konusu. Burada Sony'nin şansı abi hani şeyi düşünüyorum. Bu adamlar Deadpool'u falan da almış olsaydı nasıl olurdu acaba? Deadpool'un da özel oyunu mu olurdu? Oyunu bitirdim. Selçuk demiş ki beklentilerim üzerine çıktı. Dövüş mekaniği zamanla çok çeşitleniyor. Hideout'ları stealth oynamak tatmin edici. Random encounter'lar bir yerden sonra tekrar etmesi veriyor. Red Dead Redemption'da da benim mesela sıkıntı duyduğum şeylerden bir tanesi. Challenge'ların çeşitliliği yeterli ve zorluğu ayarında. Çok fazla gevurca terim kullandım. Affola. Ya şimdi Selçuk yapacak bir şey yok. Video oyunlar batıdan bize geldiği için terimler de oradan peyda oluyor. Ne kadar biz Türkçeleştirmeye çalışsak da arada böyle kullanıyoruz biz de bol bol terimler efendim. 96'da Star TV'de yayınlanan çizgi filminden sonra Türkiye'de çok fazla hayran kazandı demiş Ahmet Aygün. Yani evet benim de aslında ilgi ve alakam o dönemde çıkmıştı. Bir de şey vardı abi. Hiç unutmuyorum 7,5 milyon liraydı. Spider-Man'in çizgi romanı 2-3 bölüm alabildim. İlkokuldaydım abi. İlkokul yalan olmasın. 4'teydim. 7,5 milyon liraydı. 2 bölüm alıp bırakmak zorunda kalmıştım. İlk bölümde böyle ağların arasında örümcek adam vardı. İkinci bölümde zaten direkt doktor neydi bizim bu ya? Doktor Octopus değil de. Unutuyorum hep ismini bak ha. Bu tek kolu yok. Kertenkeleler üzerinde deney yapıyor böyle. Herif de kendi koca bir kertenkeleye dönüşüyordu. O falan vardı. Vesaire vesaire. Abi zamanında Spider-Man 2 konsollar özel çıkmıştı. PC için sonradan başka bir firma başka bir Spider-Man 2 yapmıştı. Ya konsollar özel olmasıyla doğrudan bir platforma özel olması Sabri'nin dediğini ben çok iyi anlıyorum. Çok ayrı mesele. Hakikaten de hani böyle ya şey gibi düşünün ya. Hani FIFA'nın tek bir platforma özel olması gibi düşünebiliriz zannedersem. Çünkü düşününce FIFA'nın ulan ne alaka diyorsun ama sonuçta lisans meselesi. Eğer şey yaparsa Doktor Kertenkele değildi ya. Onun adı direkt Doktor Kertenkele miydi? Neyse Matar Efendi yazmış. Ciddiye almamak lazım. Kurt Connors. Ama onun bir ismi vardı sanki efendim. Ben öyle hatırlıyorum.
Doktor Kertenkele değil mi? Ha, aynı şeyi okuyorum tekrar. Süper Euro'ların tek platforma çakılı kalmasına karşı çıkılmalı. Halk için, dünya için var olmuş Euro'lar ayıp ediliyor. Lizard. Bilmiyorum, direkt Lizard mıydı? Evet, Gökhan bir tweet atmıştı, ona cevap verdim. Pardon, özür dilerim efendim. Bir anda koptuk. Abi yan görevler nasıl Witcher 3 seviyesine yaklaşık? Yok canım ya, şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Şimdi Witcher 3 seviyesi dediniz. Abi şu Witcher 3'ün yan görevlerini bence kıstas almamak lazım ya. Eğer öyle yaparsak hiçbir oyunu beğenemeyiz diye tahmin ediyorum. Ya mesela şey benim çok hoşuma gitmişti o konuda. Arkham City'nin yan görev olayı çok hoşuma gitmişti. Çünkü her bir villain'ı ayrı bir yan görevin başına koymuştu. Ve onları yan görev gibi hissetmiyordunuz da o villain'ın peşinden koşuyormuş gibi hissediyordunuz. O konuda gerçekten çok hoş olmuştu. Spider-Man'de tabii ilerleyen süreçte nasıl olacak ama şu anda benim oynadığım bölümlerde işte zaten Kingpin'in bu mekanlarını basma, adamlarını temizleme gibi birkaç görev. Ya çok fazla da bir şey yapmadık şu anda hala. Oyunun %10'luk kısmında falanız zannedersem. Esas şu villainları tek tek gördüğümüzde neler olacak bilmiyorum. Şu random encounter görevler çok kendini tekrar ediyor ama şu anda şey olduğu için, hani keyifli olduğu için ona da pek kakuk etmiyoruz. O zaman başlayalım abi tekrardan. Neyimiz burada? Yani Witcher çok ayrı bir olay ya. Çünkü Witcher 1'den itibaren... O adamlar farklı bir iş yapmak istemişler. Ya birde de oynarken ulan bu şey değil diyordun yani. Nasıl diyeyim? Lan nereye gidiyorsunuz? Nasıl yakalayacağım oğlum bunu? Ah. Niye az önce üçgen çıkmadı? Hoppa. Bu tamam. Sıradaki arkadaşımız. Bunu da hallettik. Evet. Başka kim kaldı geriye? Bir tek sürücü kaldı herhalde. Bunu da şöyle halledelim bakalım. Hop gitti lan sürücü. Hoppa. Hadi be. Oğlum bunlar bayağı zorluyor yalnız ha. Tüh. Rezil olduk. Hemen gidelim abi olay mahallinden. Rezil olduk. Oğlum Fallout 4'ün yan görevleri ya. Ben oynamadım daha Fallout 4'ü de. Ben Fallout 4'ün bir Fallout oyunu olduğuna inanmıyorum ya. İnanmak istemiyorum. Gördüğüm kadarıyla. O çok farklı kafada yapılmış bir oyun. Ya zaten hani 1-2 performansı da beklemiyoruz da. O kadar da yüzeysel olmasını beklemiyordum abi. Hani ben Beryl'den falan duyduğum kadarıyla şeyler falan çok kötü oyunda ya. Hani seçenekler falan da evet tamam belki seviyesinde olduğu için sevemiyorum abi. Huu. Ne oluyor lan orada? Geliyorum. O polis arabası mı lan? Ha polis arabası önündeymiş. Geliyorum. Bak az önceki şeyin aynısı yani. Manzaranın aynısı. Sadece polis takip ediyor. Lan oğlum. Sür abi. Aa. Ayda, peki. Evet, şimdi yakalamayı başardık. Şunlar mesela şimdiden. Ya abi bu aynısı dedirtti bile.
Keşke bunlara farklı biraz şeyler düşünselermiş. Ki dur bakalım, belki daha çıkar karşımıza bir şeyler. Dur. Ah, bu sefer durdurmayı başardık. Evet, güzel. Stop the car without taking damage. Allah Allah. O ne lan? Oha! Hala herif kalkmaya çalışıyor ya. Şunu kaçırdık be. Stop the car without taking damage. Onu kaçırdık. Kötü oldu. Ya tahmin edebiliyorum ya. Çok bir beklentim yok Fallout 4'ü. Hala oynamadım ama. Hatta hiçbir beklentim yok. Onu farklı bir kafada oynamak lazım bence. Aa, şurada backpack var. Lan o konuda da içimde ukde ya. Birkaç oyun var öyle maalesef giremediğim. Şurada bir yerde şimdi. Nerede? Aha, buradaymış backpack. Şunu alalım bakalım. Knuckle Duster. Aa, Fisk'in taktığı şey. Neydi? Buna ne diyorlardı ya? Neyle başlıyordu? Mezura değil de. Yok. Ne diyor lan? Muşet. Muşet değil miydi bunun adı Türkçe'de ya? Yok lan, muşet değildi. Neydi lan bunun adı? Ha, Muşta. Hah, Muşta abi ya. Nerede Muşta abi ya? Gitti o. Neyse yeter. İğrenç espriler, bilmem neler, hiç gerek yok. Bak şurada da var bir tane. Web throws three objects at enemies. Web three enemies to a wall. Ha, bunları yapınca ekstra şey mi kazanıyorsun? Gidelim mi, yapalım? Object şey, yan görevleri yapabileceğimi sanmıyorum ama. Çekiliniz efendim. Ne yapıyorsunuz ya? O ağaca takıldım. Şu arkadaşı bir gönderelim. Hop, güm. Kafaya. Aa, bonus objektifleri de yapmayı başardık. Bravo. Bravo sana Talha'cığım. Bravo. Gurur duy kendinle. Spider Talha. Gurur duy. Halkın Spider-Man'i. Haydi bakalım. Var mı bir ihtiyacı olan ya? Yok mu abi? Yeteri şey sağlayamadığımız için irtifa kaybettik efendim. Ana göreve geldik. Bir ana görevi yapsak mı ya? Yapalım değil mi? Yani görevden mi yürüsek diyecektim ama. Yok. Şuraları falan daha açamadık ya. Bir sonraki yan görev zaten Storming the Castle diye bir görev var. Neyse, şurada bir ana görev yapalım da bu geceki yayınımızın da sonuna gelmiş olalım efendim. Ben bütün RPG olayını geçtim. Normalde oyunun Perfect Waterblock çok zor. Hatta şu...
Ya her şeyde olduğu gibi. Aha kamera. Şimdi yeşille dönünce fotoğraf çekiyor. Neyin fotoğrafını çekeceğiz abi bu arada, affedersin. Neyin doğanın fotoğrafını mı çekeceğiz abi? Allah Allah, bir şey mi kaçırdım ben ya yine? When the viewfinder turns green. Şu ekran herhalde yeşile dönmesini bekleyeceğiz şu anda ama. Take a picture. Abi bir dakika dur. Aha. Rastgele buldum lan. Ha, Empire State Building. Şu mu lan? Bunu mu çekecek tabii? Kaçırdık herhalde az önce bize bilgiyi verirken. Oğlum, harita PlayStation 2'deki Spider-Man 2'nin haritasına birebir benzeyecek çünkü Manhattan. Aynı abi, bir yere gitmedi Spider-Man. Aynı yerde. Hani Zonguldak falan bekliyorsanız öyle olmuyor Sabri yani. Spider-Man hala orada. Landmarks Token diye bir olay. Ha, bak şunların fotoğrafı. Simkarian Embassy. Chrysler Building. Şey burada mı ya acaba? Parlament binası da burada mı acaba? Times Square. Radio City Music Hall. Fogwell's Gym. Josie's Bar. Madison Square Garden falan filan. Neyse dur şimdi. Trinity Church, Wall Street, Damage Control HQ. Lan biz bunu az önce ana görev olarak mı yaptık lan? Huh, it's Mr. Lee. Aha, Bay Lee arıyor. Peter, it's Martin Lee. Ben Martin Lee. I just wanted to let you know we need a little extra time to get set for May's party. Mary'nin partisi için mi şey yapacağız? Just let me know when you're ready and I'll swing by. Great. Talk to you soon. Yakında görüşürüz. Hadi bakalım görüşürüz. Kamerayı hey, kapatalım. Let's see what's happening out in the city. Bakalım şehirde neler oluyormuş. Explore the city, upgrade your gear and abilities. Peki abi. Yani keşke biraz daha farklı şeyler koysaymışsınız ya. Şimdi ben bir eve gitmek istiyorum abi. Evimize gidelim. Evimize gidince neler oluyor onu görmek istiyorum. Şunları mı açsak acaba? Yakın nerede bizim abi şey? Şu Octavius Industries. Peki bizim ev neredeydi lan? Backpack. Şu değil. Allah Allah. Sanki ben... Aha işte burada lan. This is it guys. Bir evimize gidelim bakalım. Yine hangi ev açıldı? Lan yine mi göre? Lan be, kafana tüküreyim hem senin. Süzülemeyen Spider-Man mi olur be kardeşim? Hi Mr. Muggins. This is about the rent. Mr. Parker, it's call serves. It's your third and final one. Hah, bir dakika. Oha nihayet. Gel bakayım. Tamamdır herhalde. Bu kadar mı? Burada başka bir şey var mı ya? Aha, şuradaki abi mi çıkacağız? Burada kimse yok ki. Oha, buradaymış lan. Dur bekle. Abi şu ya şey tuşu beni deli ediyor ya. Etkileşim tuşunun böyle bekleyip çıkmaması adamı deli ediyor arkadaş ya. Yuvarlak gibi ulan, yuvarlak gibi gözüküyorsa yuvarlak yap, üçgene koyma madem öyle. Tamam. Bir evimize gidelim bakalım. Neyden Martin diye arıyor lan?
Ha, parti hazırladık, gel diyor. Hadi bakalım. Eve mi gitmemiz lazım acaba? Ev görevi mi oldu? Yok. Değilmiş. Nereden gireceğiz lan buraya? Okey. Sanırım şurası. İyi mi lan? Lan ne çok arayan oldu ya. Mr. Park, this call serves as your third and final warning. Eviction proceedings. Wait, I get paid at the end of the week. I get... Evet, Spider-Man'in... Eviction proceedings will start Friday unless full payment is received by closing... Aha! Herif evinin kirasını bile ödeyemiyor. Good day. Ulan nereden gireceğiz buraya? Evin kirasını ödemediğimiz için mi giremiyoruz lan yoksa? Ekstra işler falan yapmak gerekecek belki de. Araba takip olmasın da 100 liradan falan. Ne? 86 metre, 87 metre, 88, 85 şu tarafta. Ara sokakları bir girelim bakalım. Bu ne lan? Neredeyse geberecektim burada. Hayır, kesin şuraya bir grup şey gelecek şimdi daha. Buluyor. Şimdi arkadaşın kafaya geçirelim. Tamamdır. Hop. Oha, havada yakaladım hem de. Bunu da yapıştırdık. Tüh be, birinin kafasına şunu assaydık keşke. Neyse, vatan sağ olsun. And thus concludes our sordid tale of kidnappers and their inevitable downfall. Ben böyle biraz daha şey bekliyordum ya, şu şehre indiğinde. Gerçi bakalım. Bazı etkileşimler var ama. Selamlar gençler. Hadi bakayım bak. Şöyle bir şey mesela. Fena değil. Yüzünü göster bize diyor. Oldu, peki gösterim. Peki abi. Bugünlük bu kadar yeter herhalde. Değil mi? Saat kaç? Yarın tekrar. Oo, saat 11'e gelmiş abi. Yeter. Daha şu kaydımızı bir durduralım şimdilik. Dur lan, nerede bu? Hah. Bir kapatalım. Bir el daha Black Ops 4 atalım madem öyle. Ha, bu arada kaydetti bu değil mi herhalde, otomatik? Şöyle köşeye çekelim. Bir şey yapmaya gerek var mı? Tamam, manual save diyelim, ne olur ne olmaz. Oho, hiç elle kaydetmemişiz. Hayır, otomatik kayda yönerek olmaz bu işler. Ya hanımefendi, örümcek adama doğru gidiyorsunuz ya. Ne yapıyoruz mesela şimdi bakalım. Aman aman aman. Wait,
Peki. Kaydımızı kapattık mı?